Ahmet kardeşim, uzun zaman sonra tekrardan merhaba. Az önce hesapladığımıza göre 3 yıl oldu, değil mi? Evet, 3 yıl geçmiş aradan. Yani YouTube'daki kayıtlar 2 yıl dese de aslında 3 yıl oldu hakikaten. 3 yıldır ciddi bir ara vermişiz ama artık sizi çok özledik. Araya pandemiler girdi, neler neler girdi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Swift Tane podcast'imizin ikinci bölümü ya da birinci bölümü Journey'di sanırım. Onu dinleyebilirsiniz. Burada oraya, şuraya koyarız artık, neyse. Evet, ben Alican Batur. Ben Ahmet Yalçınkaya. Ahmet kardeşimiz Londra'dan bağlanıyor. Bense Manisa Turgutlu'dan bağlanıyorum. Yani remote work'ün bizim için nimetleri sayabiliriz bu tarz şeyleri. İkimiz farklı bir petin içerisine girdik. Ama çok şükür ikimiz de mutluyuz. Ben bu arada Swift Hane'nin bu serisi boyunca Lord of the Rings'i temsil edeceğim. Ahmet kardeşimiz de Ben de Star Wars'u May the Force be with you diyor şöyle. bizimle olacak. Evet değerli gönül dostları. Bu gönül dostları da bizi uzun zamandır yani Swift Hane podcast'inin başından beri ağzımıza pelesenk oldu ne yazık ki. Ben bir türlü ondan kurtulamıyorum. Yani insanlara nasıl hitap edeceğimizi bilemiyorum. Değerli yazılımcılar, yani bununla Gecenin ilgili efendileri mi var? bir ara gecenin efendileri diyorduk. Yani bir türlü ama ben gönül dostlarından çıkamıyorum abi. O yüzden komentlere size nasıl seslenmemizi ve hitap etmemizi istiyorsanız lütfen düşün. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Unutma. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Doğru, böyle bir giriş yapmak daha doğru Bizde olur. şey yok gerçi o YouTube'da hani abone şey yapalım, kasalım gibi değil. Bir iki kişi Biz... dinlese faydalansa tamam. Yani bizim mottomuz belli abi. Önce kendimize, sonra çalıştığımız işlerimize. Bu kendi işimiz olur, başka iş olur. Sonra ülkeye faydamız olsun diyoruz. Sonra Londra'ya gidiyoruz falan. Neyse ya. Bizde iOS developerlar kendini güldüren kanallardan hoşlanıyormuş. Öyle Evet, bence direkt girelim. Çünkü Girelim. bir tane ile ilgili daha önceden goygoylarımıza dair birkaç tane yorum almıştım. Olmadı, buraları da sileriz. Sonuçta böyle bir hakkımız var. Siliyorum çünkü neden olmasın. Evet, gönül dostlarımız. Ne yapacağız? Bu ilk bölümümüz. YouTube'a artık taşınıyoruz. YouTube yayınlarımızda sizinle Swift konuşmaya devam edeceğiz. Ahmet kardeşimle birlikte. Swift'in aslında bu yayının içerisinde yine bir 10 bölümlük, 11 bölümlük falan bir şeyler planlıyoruz. Şu an net değil ama bu 10-11 bölümün içerisinde sizinle bazı Swift ile ilgili konseptleri vesaire konuşacağız. Bu bölümde de üzerinde durmak istediğimiz şey yeni bir projeye başlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bugünün sorusu bu. Bununla ilgili de aslında biz bir liste hazırladık. Bu listeyi de zaten yayının altında paylaşırız. Ama ben burada şöyle gidelim bence Ahmet. Ben bunu sana sormuş olayım abi. Mesela Start New Project'te başlıyorsun. Sen biraz daha indie developer olarak takılıyorsun. Yeni bir projeye başlarken sonuçta senin amacın as soon as possible bir, daha doğrusu hızlı bir şekilde para kazanmak hedefinde olduğun için daha farklı bir bakış açın oluyordur. Ben de burada şeyi temsil edeyim. Böyle bir şirkette çalışıyorum. Lead iOS developer olarak çalıştığım için projeler daha uzun soluklu olması durumu söz konusu. Ben nelere dikkat ediyorum? O taraflardan girebiliriz abi. O yüzden bu soruyu sana yöneltmiş olayım. Mesela Start New Project dediğinde İlk nelere Ne yap? bakıyorsun, neleri düşünüyorsun? Evet abi. Ya aslında biz biraz daha ufak çaplı böyle araç diyebileceğimiz app'ler yaptığımız için ilk aşamada birkaç önemli kısım var. Birisi mesela paywall. Onun için mesela StoreKit üzerine de yazabiliriz ama RevenueKit kullanıyoruz. RevenueKit'in bayağı faydasını gördük. Oradan mesela şeyimiz var. En önemli deyince nedense aklıma ilk o geliyor, olmazsa olmaz gibi. Ama tabii daha basic kısımda ilk olarak projeyi hangi dilde yazacağımıza bakıyoruz. İşte Swift UI duruma göre belki Objective-C katılacak mı katılmayacak mı gibi bir durum var. Ama ilk tercih Swift UI oluyor. Açıkçası bizim için. Daha hızlı olması önemli. Biraz daha pratik çıkartmak önemli. Onun dışında ilk aklıma gelen Dependency Manager. Bizim de konuştuğumuz gibi. Eskiden mesela CocoaPods vardı. Sonra kartı çıktığı günleri hatırlarsın böyle. Kartıça geçelim falan gibi bir davet vardı. Şu an SPM var ve SPM'e geçelim aslında biraz daha rağbetten çok. Eğer SPM varsa, kullandığımız tool SPM destekliyorsa bence SPM kullanılmalı. Hem böyle Xcode'un build-in şeyi olduğu için böyle CocoaPods çok eskide kaldı gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun o konuda ilk başta? CocoaPods ben hala kullanıyorum. Yani bunu söyledikten sonra şey oldu. Velhasıl orada şöyle düşünüyorum abi. Şimdi bizim tarafta mesela biz daha kurumsal uygulamalar yazdığımız için biraz daha her ne kadar hareket kabiliyetimizin çok yüksek olması gerekiyor olsa da bazı noktalarda da ayağımızın yere basması gerekiyor haliyle. Sonuçta ben bir site proje yazarken çok daha rahat davranırken yani şirket için yetiştirilen bir projede o kadar rahat olmamam gerekiyor. Dependency Management kısmında CocoaPods'un ben private repo olayına hasta olduğum için aslında o yüzden şu anki projelerde hala private
Private Repo Support'undan ötürü onu kullanıyoruz. Ama şeyi çok destekliyorum söylediğin şu noktayı. SPM'e geçiş abi. Sonuçta biz hani mümkün mertebe genel olarak Apple'ın sunduğu teknolojileri kullanmak işleri gerçekten kolaylaştırabiliyor. O yüzden hani CocoaPods'un Private Repo'sunun olması benim için büyük bir avantaj olsa da günün sonunda bunu SPM'e taşımak gibi bir hedefimiz var. Hali hazırda bununla ilgili bir proses devam ediyor. Velhasıl bu. Cartridge'in de tabii faydalı olduğu noktalar var ama biz burada zaten bu seri içerisinde, özellikle bu bölüm içerisinde bundan çok detayına girmeyeceğiz. Burada aslında Cartridge, SPM ve CocoaPods'un bizim için bir alternatif olduğunu bilmeniz bence Dependency Management kısmında yeterli diye düşünüyorum. Şeye biraz bahsedeyim abi, RevenueCat. Orada şöyle bir soru sormak istiyorum Ahmet. RevenueCat'te paywall support'u var mı abi? Kendisinin içerisinde daha böyle, yani native tarafta sadece senin UI'ni yazdın ama direkt ona bağladığın bir ekstra destek var mı? Aslında RevenueCat'in kendi şeyi de var. Örnek kodları falan var ama direkt kendisi şey yapmıyor. Aç dediğinde bir paywall açmıyor. Oradan şeyi yönetebiliyorsun. Normalde in-app purchase 5 tane şeyin var. 5 tane product'ın var. Sen app'i yaptın, paywall'u koydun. Onu uzaktan değiştiremiyorsun. Ama işte RevenueCat sana şöyle bir şey sunuyor. Bir offering diye bir sistemi var. Offering'in içine, yani kullanıcıya sunacağın paketin içerisine yıllığı koyuyorsun. Yıllığı gösteriyorsun. Ama daha sonra dedin ki vazgeçtin. Aylığı da koyabiliyorsun. Yeni sürüm çıkmana gerek kalmıyor. Normalde diğer türlü store kitle yazarsan ve böyle remote config falan bağlamazsan bunu yapamıyorsun. Sürüm çıkman gerekiyor. En büyük esnekliği bu RevenueKit. Bence oldukça mantıklı. Çok şey. Bir de mesela A/B test yapmana da imkan veriyor belli paketlerde. Mesela yıllığı koydun ama aylık olsaydı nasıl olurdu düşünme kısmında, o kısımda da şey. Tabii trial falan gibi bir sürü dallanıyor konu ama kodunu, yani paywall kodunu kendin yazıyorsun. Onun verdiği sisteme uygun yazarsan istediğin gibi editleyebiliyorsun. Ben de sana şeyi söyleyecektim. Sizin uygulamalar daha önemlidir. Mesela uygulama büyüdükçe bu dependency'ler çok şey oluyor. Yer kaplıyor ve zaten değişmeyen kısımlar. Bunların cache'lemesi de önemli aslında. CI tarafında belki biraz daha konuşuruz ama belki seçerken buna da dikkat edilebilir. %100 katılıyorum. Zaten biz mesela CocoaPods kullandığımız dönemde takımda mutlaka şöyle bir kuralımız var. Bu bir kanun. Yani birisi rastgele herhangi bir podu update etmemeli. Çünkü özellikle mesela Firebase'i entegre ettiyseniz, Firebase'in örnek veriyorum, sadece push notification tarafını kullanacaksınızdır ama kendisi 1000 tane farklı repo ekliyor onun içerisine. Tabii 1000 burada amiyane tabir diyeyim. Farklı şeyler getirdiği için Google'da mesela bazen radikal değişiklikler yapabiliyor. Yani takım arkadaşlarınızdan birisi Firebase'deki herhangi bir repo'yu update ettiği zaman bütün projede ne bileyim beklenmedik bir gün harcamak gibi durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden orada o dependency management konusunda şey yapıyoruz. Böyle strict kurallar var abi ekibin içerisinde. Ben şeyi sorayım Ahmet. Mimari konusunda nelere bakıyorsun abi? Yani bir indie ya da hızlı bir proje çıkmak istediğim için insanların aklına genelde MVC ile yazmak, en böyle pataküte yazayım, yürüsün gitsin gibi düşünülüyor ama siz orada nasıl bakıyorsunuz olaya? Ya biz eskiden de şey değildik. Biraz MVVM'e yakın yazıyoruz. Normalde MVVM'in avantajı biraz daha sana şey, bir modeli kolay test edilebilir hale getiriyor ve test yazması kolay oluyor ama açıkçası indie yaz şeylerde, şu an indie yaptığımız app'lerde çok test yazmıyoruz. Yani birkaç böyle çok kritik yer varsa ona yazıyoruz ama şey değil. Bu da şey zaten. İndie belli. Olmasa da zaten indie olmasa herkes teste boğuyor app'leri. Evet. Yani mesela çalıştığım yerde test yazıyoruz. Test yazmak zorunlu. Ya şöyle Swift UI'da hızlıca söyleyeyim. Eskiden mesela Apple örneklerinde MVC'den, yani böyle hiç dikkat etmeden yapıyordu. Ama Swift UI olunca biraz şey oldu. Böyle observable objectlerle, Apple böyle state mi diyordu? Şey, view model demiyor da bir şey diyor. Daha değişik bir isim kullanıyordu ama yapı olarak Swift UI ile beraber biraz da view modele yakın, MVVM'e yakın bir yapıya geçti bence örnekleri. Biz de şey, Swift UI'de view modelimizi oluşturuyoruz view için. Genelde de işte logic kısımları falan view'dan ayrılmış oluyor yazdığımız kadarıyla. MVVM'e yakın bir Swift UI bir yapımız var, öyle söyleyeyim. Sen ne kullanıyorsun? Oradan devam edelim, sonra yorum yapalım belki şey. Seve seve abi. Biz de projelerde aslında bahsettiğin kısım en önemli kısım olduğunu düşünüyorum. Sonuçta separation of concerns dediğimiz bir konsept var yazılım dünyasında. Yani biz her şeyi tabii ki view kontrolün içerisine aşağıdan yukarıya her şeyi yazabilirsin ve kod çalışır. Benim bu şekilde çalışan, şu anda para kazandığım side bir projem bile var. Ama İş eğer bir takım tarafından yönetilen, ileriye dönük maintainability'sinin yüksek olmasının beklendiği bir iş abi. Ne yapıyoruz? Söylediğin gibi yani MVVM, bu arada biz de MVVM kullanıyoruz. Onun da sebebini söylerim. Ama temelde hedef her şey tek bir file'ın içerisinde olmasın. Dağınık bir şekilde
herkesin kendi sorumluluğunu aldığı, mesela bir date formatter operasyonu yapacaksınız. Bu date formatter'la ilgili bir file'ın, hatta class'ın bir structure'ın içerisinde durması daha önemli. Ki yarın öbür gün date formatter'la ilgili bir şey yapacağınız zaman nereye gidip nereye bakacağınız belli olsun. Aksi takdirde o tek view controller'ı açıp onun içerisinde ara babam, bul babam gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Biz projelerde abi MVVM kullanıyoruz. Bunun yanı sıra yani MVVM'i bu arada her biri için detaylı bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. Diğer bölümlerde bu bahsettiğimiz her konseptle ilgili ayrı ayrı bölümler çekeceğiz. Planımız bu. MVVM kısmıyla ilgili de biz yanına bir de coordinator paterni koyuyoruz. Oradaki bunu yapmamızın temel sebebi de şu. Sonuçta siz bir view controller'ın içerisinde butona basıldığında yeni bir controller'a geçiş yapacaksınız diyelim. Burada aslında bir navigation operasyonu dönüyor. Biz bu logikleri de aslında controller'ın dışına çıkarmamız gerektiğini düşündüğümüz için MVVM'in yanına plus coordinator diyerekten böyle bir mimari takip ediyoruz. MVC ile bu arada insanlar da şöyle yani bazı arkadaşlarla mülakat yaparken falan konuşurken fark ettiğim bir detayı paylaşmak istiyorum. İnsanlar MVC'nin çok daha iyi olduğunu ya da MVVM yok ya MVVM varken MVC mi yazılır gibi böyle yaklaşımlar var. Kesinlikle böyle düşünmüyorum. İhtiyaca göre hareket etmek en doğrusu. Yani çok büyük bir projeniz vardır. Bu çok büyük projenin bir modülünü sadece MVC ile yazabilirsiniz. Bunun bir modülünü Viper ile yazabilirsiniz. Bütün projeyi Viper ile yazarsınız. Tabii ki bunların her birinin artıları eksileri var. Onları da ilerleyen bölümlerde özellikle mimari kısımla ilgili bir konuşmasını yaparız diye düşünüyorum Burcu. Ama overall'da MVVM artık coordinator. Biz bir şey daha SwiftUI'da bir de Composable Architecture diye bir bu Point Free ekibinin yayınladığı bir kütüphane, bir architecture, Elm denen bir architecture tarzına benziyor biraz da. Biz onu da yani şu an çalıştığım yerde onu da kullanıyoruz SwiftUI tarafında. Orada mesela kütüphane şey bayağı view kodunu diğer yerlerden bağımsız hale getiriyor. Çok güzel böyle. Yazışı kolay. Test yazmak için kullandıkları şeyler her şey kolay. Ama mesela şu an onu değiştirmeyi falan da düşünüyoruz. Çünkü sonuçta third party bir kütüphane. Bütün uygulamanın şeyini ona bırakıyorsun. Ne kadar güvenli bunu da düşünmek lazım. Yani bir yeni ben gelen lazım. Biri onu bilecek mi bilmeyecek mi o da şey. Aynen öyle. Bir MVVM'e geçirsek mi SwiftUI kısımlarında diye bir konuşmalar var. Ama işte gerçek hayatta şöyle oluyor uygulama. Bizde mesela Objective-C var, Swift var, SwiftUI var. Şimdi bir geçiş aşamasına girince böyle bir saçma sapan bir şey oluyor. Uygulama da büyük, farklı modüller var. Böyle bir karışık yani şey. İşte GraphQL'ler, RxSwift'ler derken böyle bir karmaşa da olabiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Mesela çok yakın zamana kadar hızlıca anlatayım. CocoaPods var, kartıç var bazı şeyler için. Şimdi bir SPM var içeride. Şimdi CocoaPods'takilerin hepsini taşıyalım dedik. Mesela Cardoya'yı taşıyamadık. Cardoya'nın şey desteği yok. Zaten 2-3 senedir sanırım şey de yok. Sadece CocoaPods'ta var. Başımıza bela oldu gibi bir şey yani. Böyle değişik şeyler de oluyor mesela. Sen istesen de. Eskiden Firebase böyle bir problem yaşıyordu. Firebase sadece CocoaPods'ta vardı. Benim hatırladığım. Belki çok uzun süre olmuştur da. O mesela SPM'e geçirmişler Firebase. O güzel bir şey. Yavaş yavaş taşıyor. Yani böyle popüler kütüphanelerin hepsi aslında SPM geçişi yapmaya başladılar. Önemli bir nokta abi. Mesela siz bir kütüphane kullanıyorken support'u kesmiş olabilir. O kütüphane daha SPM'i çıkarmamış da olabilir. O yüzden yani bir projeye başlarken ne buradaki kararı vermekte önemli olabilir. O yüzden biz yani şu an SPM'e komple kendi private library'imizi geçirebiliyoruz ama dediğin gibi sonuçta %100 CocoaPods'tan çıkamıyorsun. Böyle bir trade-off'larda ne yazık ki var. Ahmet peki şeyi soracağım abi. Projeyi belki bu benim bilmiyorum şahsi olarak bir meselem de olabilir iOS'la ilgili ama sıfırdan bir proje yaratırken mesela UI kütüphanesi ayrı bir library olsun, networking ayrı bir yerde olsun gibi yaklaşıyor musunuz abi? Yani bir modülizasyon dediğim zaman projelerde modülizasyona dair neler yapıyorsunuz aslında onu sormak istiyorum. Ya açıkçası şöyle ben şey yapmıyorum küçük bir proje için atıyorum design kısmı farklı bir projede olsun bilmem nerede olsun bir tane kod açayım falan gibi başlamıyorum. Çünkü bana başlangıçta bu biraz şey geliyor, over engineering geliyor. Yani böyle bir ihtiyacın olduğunu önceden kestirip yapmış olabilirsin. Belki cidden de vardır, belli olmaz. Ama bence atıyorum benim yöntemim şu oluyor. Önce bir klasöre alıyorum. Klasörde mesela bir design sistem gibi bir şeyim oluyor. UI renkler falan gibi işte böyle dizaynla ilgili şeyleri oraya alıyorum. Baktım ki çok büyüdü. Bireysel projelerde olmuyor da onu dışarı alıyorum. Yani öyle bir şey. Mesela bunu neyde yaptık? Biz Paywall'da yaptık. Yine şeye gelecek. Farklı app'ler yapmaya başlayınca. Bütün yatırımımız Paywall'a. Bütün yatırım orada. Paywall değişik ya. Çok üzerinde şeyde deneyimler, denemeler falan yapmamak için. Bu arada çok özür dilerim.
Ahmet, ya paywall'la ilgili modülizasyonu da oraya bağlamıştık ama burada araya bir şey sıkıştırmak istiyorum. Bilmeyenlerimiz olabilir. Paywall'u çok kısa açıklayabilir misin abi bize? Paywall ne? Paywall uygulamanın kullanıcıdan para istediği ekran. Yani şey de bir sadece bir buton da olabilir, şey de olabilir ama genelde atıyorum uygulama 4-5 maddede uygulamanın ismi yazar paywall dediğimiz ekranda. Türkçe olmuyor. Biraz şey kelime ödeme duvarı biraz garip oluyor da. Kullanıcının şey, uygulamanın senden para istediği ekran paywall öyle söyleyebiliriz. Yani şey gibi. Uygulamada ben senin bir uygulamanda ana feature'ını bana satmak istiyorsun sonuçta. Butona evet. Bastım. Tak aşağıdan bir şey geliyor. İşte bana uygulamada bazı özellikleri anlatıyorsun. Yıllık bu kadar ödeyeceksin, aylık bu kadar ödeyeceksin gibi. Alıp aslında subscription ya da in-app purchase'ı yaptığım ekran diyebilirim. Evet, o ekran aynen öyle. Yani biz onu mesela şu an şeyde kullanıyoruz. 6 tane farklı uygulama var. Hepsinde aynı paywall kullanılıyor. Hı hı. Biz onu GitHub'da farklı bir projeye aldık. SPM'le kullanıyoruz dışarıdan. Birkaç parametre şeyi var. Farklı parametreler girdiğinde farklı tasarımlarda paywall açabiliyor falan gibi. Böyle bir use case oldu. Ama biz bunu tabii başlar başlamaz yapmadık. Yani mesela editör room'uz da var bizim. Grafik design uygulamaları var. Onlar için bir editör yapmıştık. İşte alttan açılıyor. İşte kesme, biçme, bilmem ne ekleme gibi şeyler vardı. İşte bir uygulamamızda yapmıştık. O uygulamada modül değildi. Ama ikinci bir uygulama yapacaktık. Farklı bir şey. Logo yapmayla ilgili. Bu sefer editörü dışarı alma ihtiyacımız da oldu. Onu aldık. Tabii bu şeydi. Bizimki farklı projeler için böyle bir ihtiyaç olmuştu. Ama tahmin ediyorum ki sizde daha farklı bir ihtiyaç var. Daha kullanıcı sayısı şey. Şöyle, projenin yönetimini kolaylaştırmak, yani sizin yaptığınızda bence çok paralel abi. Sonuçta sen paywall'u bir uygulamanla kullandın, diğer bir uygulamada da bunu entegre etmek istiyorsun. Aynı kodu bir daha niye yazasın? Temel mantık bu, anladığım kadarıyla. Biz de aynı şekilde bakıyoruz aslında abi, çok orada bir ayrıcalık olmayabilir. Ya bizim yaklaşımımız da şöyle, bizim şu anki projelerde mesela modülleri, bir UI kütüphanemiz var. UI kütüphanenin içerisinde biz ekranları oluştururken bu arada deklaratif bir yol tercih ediyoruz. Yani bir table view'de index manipulation tarzı değil de komponentlerimi ben işte hazırlayayım, table view'a basayım o otomatikman oluştursun gibi yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki komponentleri ve UI view'larımızın hepsi ayrı bir kütüphanede. Bunu böyle yapmamızın sebeplerinden en önemlisi hepsini başka bir projede de reuse edebilmek. Çünkü en başta zaten böyle bir ihtiyacı olmasından ötürü. Aynı şekilde bu UI kütüphanesiyle entegre çalışması gereken bir Analytics modülümüz var mesela. Analytics kütüphanesini aynı şekilde başka bir private repo olarak tutuyoruz. Networking'in de yani ana projede olmasını istemediğim için onu da ayrı bir yere aldık. Orada da çünkü bazı reuse edebileceğimiz şeyler olabileceği için. Ama temelde hepsinin birkaç sebebi var abi. Bir, reusability. İki, projenin build time'ını improve etmek. Aksi takdirde yani hatırlıyorsun bizim former bir company'mizde beraber çalıştığımız. Orada her şey tek bir yerde olduğu için auto completion noktaya bastığında 6-7 saniyede geliyordu. Ya böyle sorunların olmaması adına aslında en baştan bölüyoruz gibi düşünebilirsin ama tabii orada kendi bir projemde bu tarz bu kadar yani pesimistik yaklaşmıyorum hiçbir şekilde. O yüzden bölüyorum abi. Böl ve yönet. Temel mantık o. Yani aynı mantıkta kullanılacak şeyleri farklı bir modüle almak. Aynı modülün içerisinde tekrar tekrar kullanılacak şeyleri de yine encapsulated bir şekilde tutmak birçok noktada fayda sağlıyor abi. Burada şey ekleyeyim ya. Mesela network konusundan değindin ya. Network'ü bir kenara aldık. Şöyle bir sistem de var. Benim çalıştığım bir iki yerde denk gelmişti. iOS ve Android aynı kütüphane üzerinde. Yani bir tane repo'yu alıyorsun. Şu an mesela GraphQL kodlarımız şeyde. iOS ve Android aynı anda kullanıyor. Bir tane repo var. İşte zaten o GraphQL'in bazı tool'ları auto-generate ediyor şeyleri. Beraber kullanıyorsun. Aslında bir üst seviyesi diyebiliriz modellerizle işte. Yani aynı Aynen. yaptığın şeyi Android'den de kurtarabilirsin. Belki çoğu konuda olmuyor ama belki localization gerçi Android'de iyi. Bir networking olabilir. Bir önceki firmada da şey yapıyorduk. Network request'leri dummy olarak duruyordu şeyde JSON olarak. Eğer testteysen backend'e çıkmıyordun. Direkt şeyde lokal gelenlerden test edebiliyordun. Onu da beraber kullanıyorduk. Ya o artırılabilir örnek olarak. Aynen işte. Abi. Ya burada modülde aslında orayı da bir define edelim abi açıklayalım. Ya modülde buradan kastımız kendi halinde sadece bir işi yapan bir nebze hani bir class'tan ziyade ya da bir struct'tan ziyade bunların bir araya geldiği, class'tan ya da struct'ların bir araya geldiği ufak bir organizma gibi düşünebiliriz modülü. Yani o modülün yaptığı başlı başına iş vardı. Mesela payment. Payment işlemini başlı başına modülün içerisine alabilirsiniz. Çünkü o payment'ın içerisinde kredi kartı ödemesi vardır, kapıda ödeme vardır, Apple Pay vardır ve bunların her birisi kendi içerisinde şey biliyorsun başlı başına bir business. Ama payment da başlı başına bir business gibi. Evet.
Peki abi şeyi soracağım Ahmet. Bence arkadaşlarımızın da ilgisini çekecek önemli noktalardan birisi bu. Bir projeyi oluşturdunuz abi. Sonuçta bunun bir versiyon takibi durumu var. Aynı zamanda işte bunu distribüt edeceksin. Sonuçta senin testerların da vardır. O uygulamanın production'a gitmeden önce testerlara dağıtım kanalı. Ya aslında bunu belki bir CI/CD gibi de ele alabiliriz. Ya bunu şöyle, bence bu başta şöyle alabiliriz abi. Bir uygulamanın versiyonlaması ve dağıtım kanallarında nasıl yönetiyorsunuz? Yani testera ve production'a gitmesiyle ilgili otomatizasyon kullanıyor musunuz? Çok güzel bir soru. Bence ilk düşünülmesi gerekenlerden birisi. Bu konuda şey, benim kişisel olmazsa olmaz Fastlane. Direkt şeyde zaten bir kez kurulumu yaptıysanız herhangi bir uygulamada çok rahat devam edebiliyorsunuz. Orada şey, benim için önemli olan, hani mesela normalde elle yapsan olayı, archive alacaksın, bir 5 dakika bekleyeceksin, sonra sürüm çıkacak, butonlara basman gerektiği için bilgisayar başından kalkamıyorsun. Mesela bunu TestFlight'a ya da eskiden Fabric kullanıyorduk da şimdi Firebase'in şeyine gözler yaşar dedim ben. Aynen. Hep distribution bu. Firebase'inkini atmak için bayağı bir bilgisayarın başında durup takip etmen lazım mekanizmayı, senin elle eklemen lazım. Bunu Fastlane'le direkt şey yapabiliyorsun. Onu olmazsa olmaz kurarım yani. Abi direkt. Bir tane burada bölmek istiyorum. Fastlane'le ilgili seninle bir anımız var biliyorsun. Yani o patladı bu arada ama o tatlandı belki paylaşmakta fayda var. 2017 yılında Firebase'in eventi vardı Amsterdam'da. Felix'le falan tanışmıştık. Yanında bir tane serseri bir çocuk vardı, adını hatırlamadım. Dün gördüm. GitHub şeyi Takuitos gibi bir şey. Revenicate'e geçmiş o da. Parayı bulmuş diyorsun yani. O, tamam, yolunu bulmuş. Doğru yere geçmiştir belki. Ya o zaman şöyle bir goygoy vardı değerli arkadaşlar. Onu açıklamak istiyorum. Biz Ahmet'le o zaman, Ahmet kardeşim bu arada böyle durumlarda inanılmaz girişken bir adam. İşte gittik Felix'le tanıştık. O yanındaki o Takitos, öyle bir şeydi hakikaten. Takitos o boksördü. Anyway. O arkadaşlara şeyi sorduk o zaman. Yani insanların bilmediği ama bir gelişme var mı bizim duyurmamızı, ya da öyle satmadık. Öyle konuşmadık aslında da. İnsanların bilmediği ne gibi bir gelişme var? Firebase'le, Fastlane'le ilgili sorduğumuzda bize şey demişlerdi. Swift support'u getiriyoruz demişlerdi. Ama ben hala Ruby kullanıyorum abi. Fastlane yazarken sen Swift tarafına geçiş yapabildin mi? Yok ya, ben de Swift'le yazıyorsun ama yani Ruby çok şey, yabancı bir dil gibi gelmiyor artık. Yani hiçbir sintaksını hiç bilmiyorum ama yani tanıdık geliyor şey. Abi şöyle bir şey oldu. Bizim bir projede sürekli böyle aynı fonksiyonları tekrar tekrar böyle bir iki defa copy paste olma durumu var. Oldu daha doğrusu. Şimdi Ruby bilmediğimiz için şey yaptık. Hani if else bile nasıl yazılır Ruby ile bilmiyoruz abi. If else işte bir for loop, işte parametre nasıl geçirilir fonksiyonlar arası, sonuçta Swift'ten ya da Objective-C'den biraz daha farklı hakikaten. Yani böyle onları falan oturup öğrendik. Biraz daha böyle improve etmiştik bizim Fastlane'in o fast file dosyasını. Neyse, burada tamam, devam, kestim burayı abi. Neden devam edelim? Ya Fastlane'i kullanıyorsun. CI/CD tarafında kullandığın bir şey var mı abi? Kişiselde Bitrise kullanıyoruz açıkçası. Orada şu an çalışan sistemde şey var. Her cuma App Store'a API submit ediyor olan durumla. İşte Git kısmı GitHub'da bizim şey, kişisel projeler. Her cuma Bitrise'da bir kurulumumuz var. App'i çıkıyor sürümü, bize bildirim geliyor falan. Böyle güzel bir sistem oturttuk. Asıl daha sistemli şey yapmak istiyorduk. Yani birisi MR açtığında, merge request açtığında işte test, yani sürüm çıksın falan ama şey oluyor da. Çok sürüm geliyor. Kişiselde çok ihtiyaç duyduğum bir şey olmuyor açıkçası yani. Her commit o kadar önemli olmuyor. Ama şey, çalıştığım yerdeki pipeline daha geniş tabii. Şey, orada da Bitrise kullanılıyor. Hatta böyle AppCircle'a geçme ihtimalleri var. Ben şeydi, AppCircle sunum yapmıştı. Beğenmişler şeyi. Belki o geçiş olacak belki de. Türk yani, zaten Seyfettin orada, Osman orada. Sen Osman abimiz. Seyfettin kardeşimiz. Evet, değerli insanlar. Sektörümüz için. Şey, güzel bir tool yapmışlar, denemekte fayda var. Biraz daha büyük sistem yani, GitLab'de kurulu. İşte pipeline'ımız mesela 30-40 dakika sürüyordu testler falan. İşte bu dediğim caching mekanizmasıyla biraz daha azalttık böyle. %40 falan azaldı geçen hafta sanırım. Caching, orada kullandığınız özel bir tool var mı abi? Ya biz Twist diye bir tool kullanıyoruz. Şimdi onu soracak. Aynen. Twist de şöyle bir şey. Fastlane'in ilk çıkışları gibi. Twist harika diye böyle
öven insanlar var. Onlar da sanırım bir iki sene içinde Fastlane gibi şey diyeceğiz yani. Olmazsa olmaz diyeceğiz büyük firmalar için muhtemelen. Twist'in gitmek istediği yer abi. Senin nasıl CI/CD dediğinde şey oluyorsa, Fastlane diyorsan, bunda da proje oluşturmada, modularization'da olmazsa olmaz bir tool olmaya çalışıyorlar. Yaptığı şey de şu, bizde mesela farklı feature'lar, mesela ödeme kısmı, neler var, settings kısmı falan gibi hepsinin ayrı ayrı şeyleri var, projeleri var. Ana API çalıştırmak zorunda değilsin her şey için. Hı hı. Farklı özelliği de çalışıyor biz. Her özelliğin bir demo API var falan derken bayağı dallanıp budaklanıyor. Twist sana şey yapıyor işte. Bir tane twist file var. Senin bütün projeni oradan konfigür ediyorsun. Her seferinde yeniden oluşturuyor istediğin zaman. Bunlar şey de yapıyor. Dependency'leri de yönetiyorlar. İşte SPM dependency'lerini yönetiyorlar. Kartış destekleri var. CocoaPost destekleri yok tam olarak ama işte onların da bir kendi cacheleme mekanizmaları var. Şeydeki SPM'deki dosyaları. Öyle bir cacheleştirmiştik. Twist'te bir bakmakta fayda var. Şeyleri onların uzun vadede şeyi de Google Twist Cloud diye bir ürün çıkartacaklar. Sanırım yakında, emin değilim. Plugin desteği falan geliyor. Böyle hem şeyi Swift, Lint falan gibi kullandığın third party tool'ları, Swift formatları falan da kendi içine alıyor. Şey yapıyorsun, işte Twist Generate diyorsun, sana bütün projeyi generate ediyor. İşte Twist Dependency Check diyorsun command line'da, sana getiriyor falan gibi. Bayağı güzel bir tool. Çok uzatmadan şey yapayım. Ağzına sağlık abi. Yo, önemli aslında, yeni demeyeyim aslında, bir süredir var gündemde ama hype olan bir şey. Her iOS developer'ın bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey. Biz de aslında o taraflara yeni yeni geçiş yapıyoruz abi. Trendyol kullanıyor bu arada Türkiye'de. Yani Türkiye'deki iOS developer'ların yarısı biliyor diyebiliriz. Yarısından fazla olabilir abi. Trendyol. Selamı olsun. Oldukça fazla bir sayıdalar. Yani nereye gidecekler tabii, o da merak konusu. Merak ediyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Abi aslında söylediklerin hepsinin altına imza atarım abi. Yani teknik olarak Fastlane olmazsa olmazımız. Bütün bizim uygulamalarımızda şu an şey de var. Bayağı bir konfigürasyon oluşturma durumlarımız oldu. Biz hepsini Fastlane'de böyle... Yani Fastlane bizim için öyle bir nokta ki. Terminali açıp komandı yazdığımız ve her şeyi başlattığımız nokta gibi düşün. Ama onun arkasında birçok iş yaptırıyoruz. Bu ne demek abi? Konfigürasyonları environment variable olarak tanımlama, projeyi ona göre ayağa kaldırma. Projenin içerisinde bu arada konfigürasyon dediğim ilerleyen bölümlerde anlatırım. Yani bizim UI library'nin konfigürasyonu ayrı, networking'i ayrı, işte bir ayrı bir SDK'miz var, onunki ayrı vesaire. Bunları yaptırıyoruz, projeyi build ettiriyoruz. Build edilen projenin çıktısını işte test ortamına atacaksak 3 tane ortam kullanıyoruz abi biz. Beta ortamı için Firebase App Distribution'a atıyoruz. Aynı zamanda bir de uzak diyarlardaki testçi kardeşlerimiz için de browser stack'i kullanıyoruz abi. Onun dışında da bizim production'a bakan, az yani böyle pre-production tarzı diyebileceğimiz bir ortamda test flight'a atıyoruz. Ama bunların hepsini, yani birçok konfigürasyon input olarak da output olarak da kurulduğumuz her şey Fastlane üzerinden dönüyor. Orada şeyi söyleyeyim, yani hakikaten söylediklerin her birine imzamı atarım dememin sebebi şu. Biz de Bitrise'ı kullanıyoruz hala bazı projelerde. AppCircle tarafında araştırmalarımız devam ediyor ki bu arada AppCircle'da developer friendly bir firma. Bizzat Osman abi, Seyfettin zaten tanıyoruz. Kendisi de kanalları vesaire de var. Hani bir şey takıldığınız anda anlı çözüyorlar abi. Bu çok iyi. Bitrise'da biz bunu yaparken birkaç böyle bekleme durumumuz vesairemiz olmuştu. Ama tabii burada derdimiz hakikaten iyi. Hepsi de iyi. Ve hepsi de bir step daha ileriye gitmeye çalışıyorlar. Velhasıl durum böyle ilerliyor abi. Peki Ahmet, diğer bir topiğimize geçelim abi. Şu ana kadar şöyle kısaca bir özetleyeyim. Düşündüğümüzden yine fazla sürdürdük. Tebrik ediyorum bizi. Evet, olmaz. Abi, Dependency Manager'ı konuştuk. Mimari tarafını biraz konuştuk. Versiyonlama ve CI/CD Fastlane tarafını konuştuk. Versiyonlamayı aslında tam konuşamadık ama versiyonlamada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir versiyon için biz aslında belki onlarca build çıkarıp dağıtım yapıyoruz abi. Sorun oluyor, bug alıyor, yeni bir feature daha ekliyorsun. Şimdi onların her birinde aslında biz Apple Generic kullanıyoruz. Apple Generics diye aslında bunu Google'da aratabilirsiniz. Burada da aslında 1.0.0 tarzı bir major, minor bir tane daha vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama her bir noktanın işte büyükten küçüğe doğru böyle bir sıralama tarzı düşünebilirsiniz onu. Yani ilk çıktığınız versiyon 1.0.0. Sonrasında ufak bir değişiklik yaptınız 1.0.1 ya da yeni bir feature eklediniz 1.1.0 olarak çıkıyorsunuz. Komple uygulamada bir update'e gittiniz. 2.0.0 olarak tekrar çıkabiliyorsunuz. Biz versiyonlamada orayı kullanıyoruz ama her dağıtım için tabii, yani internal dağıtımlar için versiyonu arttırmıyoruz abi haliyle.
1.0.0 için çalışıyorsak mesela şu an onun her dağıtımını bu numarası üzerinden takip ediyoruz. Orada da zaten Fastlane'in sunduğu, yine CI/CD tool'ların otomatikman sunduğu destekler var. Uygulamanın boyut number'ı kaçsa otomatikman onu bir increment edip dağıtma, öyle atma gibi durumları söz konusu olabiliyor. Yani biz beta ortamlarında mutlaka boyut number üzerinden gidiyoruz abi. Peki, şeyi soracağım Ahmet. Uygulamalarda illaki bir local storage lazım abi. Local storage da ayrı bir topiğimiz. Ne kullanıyorsunuz local storage için? Şeyde, ben kişisel de çok kullanmıyorum aslında. Benim çok, yani böyle çok ufak şeyler için user defaults, böyle çok detaylı bir data ihtiyacım olmadı da. Ama firmada şu an çalıştığım yerde Realm kullanıyoruz. Core Data kullanan firmalar oldu. Ben sana yönelteyim bu soruyu direkt, hatta pas geçeyim öyle söyleyeyim. Neden? Günah keçisinden miyim ama? Şey, bir sen ne yapıyorsun? Biraz daha şey yapabilirsin. Kullanıyor musunuz şu an bir şey? Abi tabii ki de, yani bu local storage tarafından daha önceden tecrübe ettiğim için abi Realm'i söyleyebilirim. Adamların dokümantasyonu inanılmaz güzel. Sadece böyle data storage tarafı değil, böyle Swift'le ilgili başka konuları da ele aldıkları güzel bir komüniteleri var. O bakımdan beğeniyorum. Adını karıştırıyorum hep. GDPR diye isim geliyor. Bir tane daha yeni hype olan bir kütüphane var abi. GDPA miydi? Adını GDPR hep... şey oluyor. O değildir muhtemelen de. O değil, o değil. Bir şeydir. Abi bunu aşağıya yazacağım. Tamam. Bunu unutuyorum hep. Ama onu kullanmadım. Sadece bizim takım arkadaşlarımızdan falan bununla ilgili çok güzel feedbackler aldım. Onun dışında yani Core Data açıkçası pek kullanmadım ama tabii bir iOS developer olarak nedir ne değildir bilmek lazım. En azından Core Data'nın bir database olmadığını bilmek gerekiyor. Aksi takdirde mülakatlarda zaten bu tarz bir soruyu soruyorum ben şahsen yeri geldikçe. Yani Core Data bir database değil aslında. Database SQLite üzerinde bir farklı bir layer gibi düşünmek lazım. Ama biz ne kullanıyoruz abi? Hani pratikte düşündüğün zaman ufak tefek dataları yazmak için user defaults benim aklıma ilk gelen. Ama uygulama içerisinde mesela bu tarz bir support ne için lazım olur diye sorduğu zaman arkadaşlarımız ya da ben sorarsam aklıma şu geliyor benim. Ya uygulamada mesela bir offline support olması gerekiyordur. Uygulamada gerçekten büyük ve belki bir nebze karmaşık bir datayı tutmanız gerekiyordur. Yani o tip durumlarda bir de performans çok önemli bir faktörse. Yani user defaults'a bir tane key atmakla size gelen bir response'u komple yazıp uygulamayı, yani Twitter gibi uygulamayı açar açmaz content'i gösterip yeni content'i işte arkada bir thread'de çekmek farklı şeyler. Yani bu gibi daha kompleks işlerde bu tarz kütüphaneleri kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Aksi takdirde ufak tefek şeyler yazmak için zaten Realm'dir vesairedir. Çok gerek yok diye düşünüyorum abi. Peki Ahmet, şey datanın şeyinde pardon. Datanın yani yazdıktan sonra şey güvenilirliğini de koruman lazım. Yani data değiştiyse arkada değiştirmen lazım. Yani yaz unut gibi olmuyor. Biraz da meşakkatli bir iş aslında. Şey değil. Basit bir sistem değil. Sen bir ara offline support'a çok takılmıştın hatırladığım kadarıyla. Yani takılmıştından kastım üstünde çalışmıştım. Bir şeyler yapmıştım. O dönem abi Realm'i kullanmıştım. Realm'in migration olayları falan da iyiydi abi. Ya aslında çok zor bir şey değil. Yani fundamental'ları biliyorsam Codable üzerinden döndürüyordu. Onların da o zaman Codable'a benzer bir protokolü vardı. Büyük ihtimal şu an full Codable'da çalışıyorlardır. Son aşamada bakmadım. Son 2 yıldır hiç bakmadım. Yani sen mesela bir model yarattın. Modelini Realm'e uygun hale getiriyorsun. Bunu da diyelim bir array olarak store edeceksin lokale Realm üzerinden. Realm'de bunu gidip işte store et diyorsun. Gelen dataya diyelim bir JSON geldi. JSON'ı o array'e convert ettin. Convert ettiğin datayı göm diyorsun. O onu gömüyor. Ama convert ettiğin datada diyelim bir değişiklik yapacaksın. Sonuçta onu artık bir database'i create edip device tarafında yazmış oluyor. Oradaki bir değişikliği yakalamak için diyelim yeni bir field eklediniz. O field'ı eklenmesi için de bir migration yazmak için yeni versiyonu çıkarken o versiyon için gereken bir kod parçacığını uygulama içerisine gömüyorsun, gönderiyorsun. Bu sayede aslında herhangi bir sorun olmadan süreç devam etmeye başlıyor. Ben bu arada offline support'ta tam olarak bu az önce bahsettiğim ihtiyaçtan ötürü kullanmıştım. Dediğim gibi yani uygulama o zaman ufak bir startup denemesiydi o Harmony. Tuhaf bir şekilde bitti. Bir gün aslında bununla ilgili de konuşalım abi. Velhasıl onun için yani tam bu Twitter'ın sunduğu feature'ı cover etmek için o yüzden kullanmıştım Realm'i. Burada şey biraz hızlıca ben sana bir iki soru daha sorayım. Şey yapalım. Toparlayalım. Diğer maddelerimizden benim ilgimi çeken şey var. Localization ve right to left support. Sen abi, bu konuda mesela deneyim olarak neler paylaşırsın? Abi çok eğlenceli bir konu. Yani son 2 yıldır zaten biz böyle yazdığımız uygulamalarda Arapça olmazsa olmaz
modda şu an. Zaten main language Arapça. Abi yani burada şunu şöyle açmakta fayda var. Uygulama içerisinde birden fazla dil desteği olması gerekiyorsa bir localization'ı düşünmemiz gerekiyor. Localization'ı da şöyle define edeyim. Siz mesela uygulamada butonda bir metin gösteriyorsunuz. Bu metnin uygulamada Arapça diliyle ayağa kaldırılırsa Arapça ile gösterilmesi, Arapça dilindeki karşılığının gösterilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Arapça dediğiniz zaman bir de şöyle bir şey devreye giriyor abi. Yani dünyada birkaç tane dilde bu var sanırım. RTL dediğimiz bir support var. RTL de right to left. Yani normalde İngilizce ya da Türkçe mesela bunlar left to right diller. Okurken soldan sağa doğru okuyorsunuz. Ya da en güzel, yani orada bana çok ilginç gelen şöyle bir şey olmuştu. Siz mesela navigation stack'te bir ekran açarken biliyorsunuz sağdan sola kayıyor. Left to right dillerde. Arapçada bu tam tersi abi. İlk bunu böyle denediğim zamanlar, POC yaptığım zaman açıyorum böyle her şey ters. Yani o tab bar komple dönüyor mesela. Öyle durumlar söz konusu oluyor. Ama bazı resimleri dönüştürmemen lazım. Böyle ufak tefek detaylar var. O yüzden RTL'in altında da şöyle açayım. Yani localization ya da buna kimisi internationalization da diyor. E18N gibi falan yazıyorlar. Bu supportta abi birinci dediğim gibi önemli husus RTL supportu. Yani dili sen Arapçaya çevirdiğin anda bütün ekranların dönmesi lazım. Bayağı bildiğin flip yapıyorsun gibi düşün. İngilizce, Arapçadayken İngilizceye bastığın anda yine tam tersi RTL'den LTR'a dönmesi gerekiyor. Ve RTL'de gösterilen tekstle LTR'de gösterilen tekst farklı olabiliyor. Biz onun için abi bir tool kullanıyoruz. Localize diye. Yani orada da işlemi şöyle yürütüyorsun. Göstereceğin tekst için aslında bir key set ediyorsun. Ne olsun? Mesela login ekranındaki login butonu. Login screen, işte underscore login button gibi bir key belirledin. Bunun karşılığında İngilizce dosyası var. İngilizce dosyasında login yazdın. Arapça dosyası var. Arapça dosyasında açtık. Login'in İngilizcesi, Arapçası neyse onu yazıyorsun. Ve bu sayede aslında onu kullanıyorsun. Native support zaten var. Yanlış hatırlamıyorsam NS localized string gibi bir metot var. Oradan yürütebiliyorsun bunu. Zaten bu tarz tool'lar da genelde bu tarz işlemlerin üzerinden gidiyor biliyorsun abi. Velhasıl dediğim gibi ilk ayak bu gösterecek ve display edecek string'ler. İkinci ayakta da RTL'de işte bütün view'ların ters dönmesi durum var. Orada şöyle çok ince bir bilgi vermek istiyorum. Daha önceden ya da bazen gelen case study'lerde gördüğüm bir sorun. Mesela constraint UIKit kullanıyorsa arkadaş, AutoLayout kullanıyorsan, constraint'i define ederken mesela RTL'i otomatikman support etmek istiyorsan sol tarafa left constraint'i değil de leading, işte arka tarafa right constraint'i değil de trailing constraint set etmek lazım. Aksi takdirde yani left right set edersen RTL'i force push, yani forceladığın zaman orası dönmez abi. Trailing ve leading'i set etmek gerekiyor gibi böyle ince nüanslar var. Bununla ilgili aslında de aslında özellik o da değil mi? Yani şey dönmesini tabii istemediğin kısımlar da oluyor muhtemelen. Aynen öyle. Yani istemiyorsan öyle bir kısım varsa tabii ki orada left right set edebilirsin. Böyle bir inisiyatif durumunu kullanmanı sağlamış Apple sağ olsun. Evet, güzel bir değişik aslında. Ya değişik abi, o şey çok ilginç oluyor. Zaten Arapçaya böyle uygulamayı Arapçaya getiriyorsun. Bizim yani çok bilmediğim bir dil olduğu için ilk zaman yahu bir dakika bu işte dil değiştirme menüsünü aramak. Sonuçta tab da dönüyor abi. Normalde menü tabı en sağdaki tabın item'ın içerisinde. İlk zaman işte dediğim gibi böyle o en solda duruyor. Tıklaya tıklaya falan böyle karanlıkta yolunu aramak gibi oluyor. O dili okuyamadığın için enteresan bir deneyim. Siz kullanıyor musunuz abi peki? Yani localization, RTL support bu tarafta. Açıkçası bana hiç denk gelmedi ya. Biz ya Arapça desteği gibi şeyler yapmaya başlamıştık ama App içine geçmedik. Yani direkt App Store arayüzünde değişiklikler yapmıştık. Bu raf bana enteresan gelen bir konu ama hiç çalışma fırsatı bulamadım. Öyle söyleyeyim. Ya bununla ilgili bir şeyler yapabiliriz abi. Bir tane saç proje belirleyelim. Yani ya detayları güzel. Bu tarz böyle mobil tarafında bu tarz detaylarla uğraşmak gerçekten keyifli oluyor. Bu arada localization'a şunu da eklemem lazım. Uygulamayı App Store'a atarken birden fazla dili destekliyorsanız şayet App Store'da da her bir dil için seçim yapıp her bir dil için gereken bütün display edilecek dataları upload etmeniz gerekiyor. Mesela Arapça ve İngilizce desteğim var uygulamada. Arapça için oluşturulan görsel, işte screenshot'lar vesaireleri upload etmek lazım. İngilizce için İngilizce olanları. Bunlar zaten günün sonunda şeye de faydası çok yüksek oluyor abi. Yani sizin işinize yarar diye düşünüyorum. Sonuçta sen Arap bir müşteriye de ulaşabiliyorsun. Ne bileyim İsrail'den bir müşteriye de ulaşabilirsin. Farklı dil, yani dil desteğini arttırdıkça ulaştığın insan sayısı arttığı için aslında bir mobil developer'ın es geçmemesi gereken bir topik abi. Şeyi değiştirmiyordu diye hatırlıyorum. Yani uygulama içinde 20 dille desteklesen App Store görsel olarak bir tane destekleyebilirsin ama
Tabii aynı Tabii. etkiyi vermiyor. Şey yapamıyoruz karşılaştırmıyoruz. Tabii. Ya orada abi matematik sonuçta İngilizce çıktığında örnek veriyorum 1 milyar insan İngilizce biliyorsa 1 milyar insanın İspanyolca bildiği bir dünyada yaşıyorsak daha fazla insana ulaşmak için uygulamanda İspanyolca ve store tarafında İspanyolca çıkmak senin kazancın, günün sonunda kazancını arttıracak bir şey olduğu için es geçirmemesi gereken bir şey ki son olarak şunu söyleyeyim. İşte Sensor Tower gibi uygulamalar zaten bu localization tarafında her zaman ölçümlüyorlar. Support'un var mı yok mu diye bakıyorlar abi. Yani aslında konudan epey bir geçtik abi. Ne kaldı diye şöyle ben de bir bakıyorum. Aslında iki tane topiğimiz kalmış. Kısaca onlardan da bahsedelim bence Ahmet. Soruları da şey yapıp. Evet abi soruları da yapıp evet, kapatalım. Analitik tarafını ne yapıyorsun abi? Uygulamada mesela kullanıcılar bir işlem yapacak. Yapmamış. Bunları ölçümlüyor musunuz? Şimdi bizim ölçümlediğimiz kısımlar var da çok uzman değiliz. Firebase'in Google Analytics'ini kullanıyoruz. Ya aslında funnel denen şey var. Biraz da marketingçilerin ya da data kısmının işleyenlerin bildiği. Mesela uygulamaya girmiş, belli bir özelliği kullanmış, daha sonra satın almaya dönmüş mü? Biz ya da işte bazı şeyi kısıtlıyoruz bazen atıyorum. Belli bir özellik kısıtlı. Onu kısıtlı özelliği tıklamış, paywall'u görmüş, satın almış mı, almamış mı gibi şeylere çok az bir şekilde bakıyoruz. Biz onun için Firebase kullanıyoruz. Firebase'in şeyini falan da kullanıyoruz. Tam analytics olmuyor ama in-app messaging. Aynı zamanda OneSignal'ın da var in-app messaging şeyi. Onu işte banner falan da çıkartıyor. Ara ara kullanıp tanıtım şeyi yapabiliyoruz. Onun dışında kurumsalda Braze diye bir firma var. Onlar da aynı özellikleri sağlıyorlar ama işte birkaç farklı özelliği var. Canvas özelliği var mesela şey yapıyor. İşte belli flow oluşturuyorsun. Diyorsun ki kullanıcı girdi, şunu gördü. 3 gün sonra ona şu push notification'ı at. Ya da 3 gün push notification'ı attın, cevap verdi. 2 gün sonra bunu at. İşte hep sürekli takip ediyor, satın al. Böyle bir güzel bir sistemi var Canvas adında. Ama tabii bu biraz daha bütçesel bir şey. Sakalın çorbasını alıyor diyorsun yani. Tabii ya farklı. Flurry falan gibi tool'lar falan var. Mixpanel. Ama çok deneyimim yok. Firebase'inki yetiyor. Eskiden Fabric de yetiyordu. Yok. Sen ne yapıyorsun abi sen? Analytics tarafı bizim aslında üzerine çok durduğumuz bir taraf. Şu yüzden. Ekiplerde mesela kararları herhangi bir insanın vermemesi için işte çok kullanılan bir terim var biliyorsun. Herkes biliyordur, duymuştur. Data driven olmak. Yani hakikaten bir ekranın ne kadar kullanılabilirliğini bizim o anki beynimizin statüsünü vereceği bir karara göre değil de kullanıcıların yaptığı davranışları takip ederek ölçmek çok kıymetli. O yüzden biz abi uygulamada çeşitli davranışları ölçüyoruz ama bunların hiçbirisinde kötü niyetli bir yaklaşım yok. Bunun altını çizmemde fayda var. Yani kullanıcı için sensitif bir detayla hakikaten işimiz yok. Zaten Apple'da bu konuda artık yeni bir regülasyon getirdi biliyorsun. Kullandığın datayı ne için kullandığını gösteriyorsun App Store tarafında. Ama biz şöyle yapıyoruz. Kullanıcı yani şöyle kabaca anlatayım. İşte ürünü sepete ekledi. Aslında daha öncesinde bir ürünü görmüş oluyor. Onu bir ölçüyoruz. Sonrasında sepete eklemesini ölçüyoruz. Sepete ekledikten sonra satın alıyor mu almıyor mu buna bakıyorsun. Ya da kullanıcı uygulamayı indirdi biraz takıldı. Sign up oluyor mu olmuyor mu buna bakıyorsun. Bunların her biri için aslında analitik bir ölçümlemesi lazım. Biz de burada analitik tarafında aslında yine Firebase'i kullanıyoruz. Çeşitli çok fazla tool var. Bunların her biri için özel funnel'lar yaratılıyor. Google'ın BigQuery'si üzerinde aslında çeşitli sorgulamalar vesaire atıyoruz. Dediğim gibi temelde bunların hepsinin temel amacı gitmeye çalıştığımız nokta. Ki yani birçok insan da zaten bu minvalde ilerlediği için rahatlıkla söylemekte fayda var. Abi davranışları kullanıcının datasına göre ölçüp karar vermek. Sonuçta ya mesela bir şehir efsanesi vardır ya. Satın alma butonunu mesela işte bir paywall açtın sizin uygulamada. Satın al butonu var diyelim. Bunu kırmızı bir renkle boyayıp, yeşil renkle boyayıp hangisinin daha çok satın aldığını ölçmekle ilgili bir durumlar var mesela. Bunlar hep analytics'te olabiliyorsun. Ekleme yapmak istiyorum abi. Free olduğu için arkadaşlarımızın işine yarar. Analytics'te biz Firebase'i kullanıyoruz. Firebase'in şöyle güzel bir tool daha var abi. Performance diye. O da free bu arada. Performance tarafını açtığınız zaman da uygulamada işte atılan networklerin hatta spesifik her biri için de bakabiliyorsun. İşte bir network çağrısı ne kadar sürmüş overall'da. İşte onun böyle tarihsel görünümü. Bazen diyelim ki networklerde bir yavaşlama var.
o yavaşlamayı ölçümlemek için vesaire ya da alert define edebiliyorsun. Aynı şekilde uygulamanın app açılış zamanını ölçümleyebiliyorsun. Firebase bunlara bakıp o datayı da veriyor sana performans tarafında. Apple orada mesela 400 milisaniye öneriyor ilk frame'in gösterilmesi için. Yani sen ikona bastın, ilk frame'in görünmesi için geçmesi gereken zaman 400 milisaniye. Daha fazlaysa aslında bu Apple'ın önerdiği bir şey değil. O 400 milisaniyelik kısıtlamaya çalışılıyor. Hızlı bir respons verebilmek için. Bunları falan Firebase ölçüp o performans tarafında bunun datasını paylaşıyor abi. O yüzden faydalı bulduğum bir tool. Tabii başka zibilyon tane tool var ama her birine bakmak şey olmuyor. Ama yine değerli arkadaşlarımız böyle güzel, çok faydalı bulduğunuz bir nokta varsa yorumlara düşün. Hatta gerekiyorsa hususi onunla ilgili bir bölümde evet. Çek. Twitter'dan ya da YouTube'dan da bakabiliriz. Biz Embrace diye bir tool var. Biz de Firebase kullanıyorduk eskiden, ona geçtik. Yine benzer özellikleri var ama şey işte log, güzel log atarsan hatayı bulma şansı çok yüksek oluyor. İşte network request'lerinde falan güzel veriler sağlıyor. Belki kurumsal firmalarda böyle bir tarz daha işe yarayacak şeyler bulunabilir. Çok güzel tool'lar var aslında da. Var var. Yani development zamanında mesela güzel bir login yapmak istiyorsanız Bagel diye bir tool vardı. Yine Yağız'dı ama soyadını hatırlamıyorum arkadaşın. Öyle güzel bir tool vardı. Mesela onu da kullanabiliyorsun. Benzer başka bir tool daha vardı. Adını hatırlamıyorum ama satın alırsan mesela production ortamında yine loglarını izleyebiliyorsun falan. Sen logunu attırıyorsun. Yani audit trail tarzı bir yaklaşımda o da. O zaman son konumuza geçelim abi. Ve kapatalım. Soruları cevaplayıp kapatalım. Bizim yazdığımız son başlıkta arkadaşlar push notification ve deep link tarafıydı. Yani uygulamada mesela bunu benim hususi yazmamın sebebi şu. Uygulamayı ilk ayağa kaldıracağınız zaman yarın öbür gün diyelim ki bir uygulama yazdınız. Uygulamanın içerisinde detaydaki bir ekrana gitmeniz gerekiyor. Bu ekrana giderken yani yazdığınız uygulamada eğer doğru bir mimari olmazsa o ekrana gitmek bayağı ağrılı bir süreç, sancılı bir süreç olabiliyor. O yüzden bunu eklemiştim. Uygulamanın en başında bunlara karar verip aslında mimariyi buna uygun bir şekilde oturtmak bayağı hayati bir önem ilerisi dönem için. Yani burada ben şöyle bir örnek verebilirim Ahmetciğim. Sonra lafı sana bırakacağım. Evet, ben de sana soracaktım diye. Ha, ya mesela detaylı bir ekran var. Yani şöyle düşün. Bir tab barın var. Tab barların itemlarından bir tanesinde 4 level aşağı indiğini düşün. Navigation stack'te. O 4 level aşağı indiğin ekranı bir push notification geldiği anda push'a basınca uygulama ayağa kalkacak ve onu şak diye açman lazım gibi bir durumlar olabiliyor. Yani bir mimariniz olmasa da buna tabii bir çözüm bulabilirsiniz ama en baştan bunları düşünerek uygulamayı ayağa kaldıracağınız zaman aslında uygulamanın mimarisini böyle kafada baştan oturtma şansınız oluyor. Neyi kastediyorum? Siz mesela o dördüncü detaydaki ekrana giderken örnek veriyorum ta birinci navigation stack'in ilk itemından, ilk ekranından bir öğeyi dörde taşıyorsanız mesela bunları bilmeniz lazım ki push notification kurgusu ya da deep link kurgusu yapacağınız zaman o push notification içerisinde o datayı isteyebilin. Ve push'a tıkladığın anda, evet, uygulama ayağa kalktığı anda bütün bu datalarla o view controller'ı inject edip herhangi bir yani komple o tabların üzerine de gösterebilirsin, present edebilirsin gibi bir durum var abi. Ya aslında burada bu başlığı şöyle de özetleyebiliriz abi. Uygulamaya belki dışarıdan efekt edecek her şey. Neyi kastediyorum? Yani uygulamanın içerisine dışarıdan nerelerden giriliyor? Tam adını bulamadım ama şunu kastediyorum abi. Uygulama kapalıyken push'a tıklıyorsun, spesifik bir ekran açılıyor. Uygulama kapalıyken işte gidiyorsun, adını sen söyle, bir universal link kurguladın. Link'e tıkladığında spesifik bir ekran açılıyor. Uygulama açıkken sen yine o ekrana bir şekilde gidebiliyorsun. Yine uygulama açıkken farklı yollardan o ekrana gidebiliyorsun. Yani aslında burada vurgulamak istediğim nokta buydu. Hani bu açılacak ekranları kurgulama şekliniz sonrasında baştan bunlara karar verip ona göre mimari kurgularsanız sonrasında çekeceğiniz acı miktarı azalıyor. Tecrübeyle sabit. O yüzden bunu belirtmek istedim abi. Sen burada eklemek istemiş. Abi kesinlikle katılıyorum. Özellikle şey Apple'da farklılaştırıyor. Yani atıyorum şu an emin değilim App Clip'ten giriliyor mu ama işte Widget'ten girebiliyorsun uygulamaya. Böyle çok farklı yerlerde işte mesela share actions'lar falan oluşturuyor. Adı direkt böyle miydi? Action sheet controller'dan falan gidebiliyorsun ya. Aslında ilk başta kurgularsan hem uygulamanın nasıl bir sistemi var, hangi ekranlar var, nereye nasıl gidiliyor diye güzel planlayabilirsin. Aynı zamanda işte web sitesinden gelme durumları falan gibi. Çok büyük avantaj sağlar ilk başta bunları düşünmek. Burada branch diye bir
şey var, tool var. Branch. O işte burada her şeyi aile okuyorlar ya, ben de şey diyeyim abi, Fastlane de doğru, Fastlane de doğru. Muhtemelen branch de doğru, branch de doğru ama şey, biraz şey oluyor, Amerika'nın şey gidişle değişiyor. Ne dertlerin var be kardeşim? Süper. Ben branch diyeyim. Branch. Bakınız branch'a. Şey, o da güzel bir tool. Genelde çoğu kurumsal firmada görebilirsiniz. Yani şeyleri falan da oluşturmanı sağlıyor. İşte iOS, Android, URL oluşturup ikisinde farklı yerlere gitme falan gibi şeyler de var. Onun dışında çok farklı tool duymadım bu arada. Firebase'in de var bu arada şeyi. URL oluşturup içeriye yollayabildiğin, adını hatırlamıyorum ama. Dynamic linking abi. Aynen. O da başlık olarak dursun, daha sonra devam edebiliriz. Yani soruları geçelim abi. Geçmeden önce şöyle bir özet geçelim son bir kez abi. Bugün aslında dependency management'ı konuştuk. Mimarileri konuştuk. Modülizasyonu konuştuk. Versiyonlama ve CI/CD tarafına değindik. Local storage dedik. Localization, revenue cat'ten bahsettik ve push notification'larla analytics'ten de bahsettik. Aslında bizim overall'da aklımıza gelenler bunlar. Bu yayın sonrasındaki geri dönüşlere göre belki atladığımız kısımlar illaki olabilir. Belki bir part 2 gelebilir buna. Gelmezse de bir sonraki bölümde neyi konuşmamızı istiyorsanız onu mutlaka komentlere yazınız arkadaşlar. Aksi takdirde zaten bizim planımız var. Büyük ihtimal Dependency Manager'ın daha detayına girebiliriz. O zaman soruları atlayalım. Geçen gün attığımız tweet sonrasında sorularınız varsa sorun demiştik. Sağ olsunlar, güzel sorular geldi. Ahmet Aygün kardeşimizden geliyor bu soru. Hatta bu arada şey mi yapsak aslında, soruları soranların Twitter adreslerini de söyleyeyim. @AhmetAygün. Girişimler için no-brainer bir mimaride başlamaya nasıl bakıyorsunuz? MVP için Viper versus MVVM gibi seçimler yapmaya gerek var mı? Yoksa sonradan ölçek büyüdükçe refaktör ederek geçmek mi daha mantıklı demiş Ahmet. Ne düşünüyorsun? Ya ben şöyle düşünüyorum. Ya bu architecture olayının çok bir önemi yok. Ama bunun altındaki şey, fikir önemli. Yani senin kodu tekrarlamaman lazım. Yani bir kodun tek iş yapması lazım. Bu solid principle'ın hepsini tek tek sayacağız gibi oluyor ama onu yaptıktan sonra MVC kullanabilirsin. Yani MVVM hiç fark yok. Atıyorum MVC'yi düzgün yazarsan da MVVM'den güzel olur. Öyle şeyler de şey değil. Ben açıkçası tavsiye ederim. Burada şey, girişim için, çünkü ürün önemli olduğu dünyada şey, kodda sadece şeye baksanız, tekrar etmesin kendini. Yani aynı şeyleri yazmayın. Ya da böyle küçük küçük klaslara ayırın. Yani mesela sen örnek vermiştin, atıyorum bir tane tarih formatlayan bir şey varsa app'in içinde, her tarihi o formatlasın. Kopyalamayın. Ya da belki çok küçük bir detay, app'in ana rengini değiştirdiğinde kaç yerde değiştirmen gerekiyor? Yani bu kurumsal renk var ya, mesela sarı diyelim kurumsal rengimiz. Yarın açık sarı olduğunda kaç yerde değiştiriyorsun? Bu önemli. Yani bu tarz şeyleri... Onu bir tane bilgiyi değiştirerekten değiştirmeyi sağlamayı kastediyorsun değil mi abi? Evet, yani bir yerde değiştirdin ve şeyse, ortak kullanıyorsan. Tabii duruma göre değişebilir, hani bu şey değil ama atıyorum bir tane apps şeyin var, privacy URL'in var, değişti. Kaç yerde değiştiriyorsun? Ya da mesela API kısmı, networking de çok önemlidir. Base URL'in var ya, hı-hı, değişti. Kaç yerde değiştiriyorsun? Aynen. Benim için ölçü odur. Hatta ben ürün tarafına artık daha şeyim, ürün çıksın. Bir de böyle ufak tefek detaylara dikkat ettin mi? Şey, architecture'la çok takılmayın. Sen ne düşünüyorsun? Adına inmez diyorsun. Evet. Abi bence aynı fikirdeyiz. Yani şöyle bir genel düşünerek baktığımda, şimdi benim bir tane site projem var. Ama ben ne mimari kastım ne bir şey kastım. Bayağı bildim, pataküte yazdığım bir uygulama oldu o. Çalışıyor ve bir gelir var şu an. Ama hani kurumsal bir yerde bir iş yaparken tabii öyle yazamazsın. Sonuçta bunu takım arkadaşların da bakacak. Yarın öbür gün sen o kurumsal yerde olmayabilirsin. Önceki yazılımcı moduna düşmemek lazım. Evet. Bazı yani geçmişi de korumak lazım sonuçta. O yüzden abi ben burada biraz şöyle bakıyorum. İhtiyaca göre hareket etmek lazım. Ama mesela uygulamada çok önemli değildir. Basit bir ekran ayağa kaldırıyorsundur. MVC ile yaz geç. Ama kalabalıklaşacaktır. Maintain etmen zorlaşacaktır. MVVM yaz orada.
ki business logiklerin ayrı bir yerde dursun ki onun testini daha rahat yaz ya da yarın öbür gün bir bug olduğunda daha rahat çöz gibi düşünüyorum. Evet. Diğer soruya geçeyim abi. Hemen bakıyorum. Tuna yazmış. Tuna TC altları gümüş. Swift UI ya da UIKit. Hangisiyle başlamak daha iyi? Swift UI gelecekte daha da önemli olacak diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Eski telefonlara uyumlu uygulama geliştirmek ne kadar önemli? Bunun için bir pazar araştırması var mı? Teşekkürler demiş. Hemen şöyle bir info daha ekleyeceğim. Halil kardeşimiz de Halil YC Twitter'ı. O aslında bu ikinci arkadaşımız Tuna'nın sorusunun ikinci partının cevabını vermiş. Tuna kardeşim orada Apple sana aslında bununla ilgili overall bir bilgi veriyor. Başka tool'lar da bununla ilgili bilgiler verebiliyorlar. Yani iOS 14'ü yüzde kaç device kullanıyor? iOS 13 yüzde kaç device'da var? iOS 15 yüzde kaça işte geçiş yapıldı? Hangisi kullanılıyor vesaire? Hatta iPhone özelinde de bu tarz datalar verilen yerler var abi. Oradan bakabilirsin. Bir Google search'ından bulunabilir diye düşünüyorum. Bulamazsan bizimle irtibata geçebilirsin. Ama şey tarafını sana yönelteyim Ahmet. Swift UI mı? OtelAut mu? UIKit mi? Yani OtelAut, UIKit zaten ikisini beraber tutabiliriz belki. Yani soruyu şöyle özelleştirelim. Swift UI mi? UIKit mi abi? Ne düşünüyorsun? Ya güzel soru. Ben orada şöyle biz bireysel yaptığımız uygulamalarda Swift UI'ye geçtik. Ama şöyle bir ikilemde kalmıştık. Mesela orada bir sıkıntı olmuştu. Grafik editör uygulaması yapıyorduk. Biraz daha esnekliğe ihtiyacımız vardı. O an için mesela Swift UI'nin yeterli olmayacağını düşündüğümüz için Swift'le devam ettik. UIKit'le devam ettik. Ama yine içeride bu dediğim gibi paywall kısmı falan Swift UI kütüphanesi Swift UI'dan yerlerde var. Ama işte bu şeyi kaybetmemek lazım. Esnekliği. Yani yeri geldiğinde Objective-C kullanmak da gerekebilir bazı şeylerde. İşte Swift kullandım. Bazen Kotlin bile kullanırsın. Kotlin Native. Hani biraz çok kapalı olmamak lazım şeye. Eğer paylaşabiliyorsan kodu çok şey oldu bu da çok. Bir tane karikatür vardı abi. Köpucu musun diye o geldi aklıma da. Onun gibi oldu. Aynen. Şimdi... Yani aslında %100 katılıyorum. Lafını kesti. Özür dilerim abi. Devam et. Ha. Yok abi sen devam et. Ben sana hatta bir soru daha soracağım üstüne. Belki Flutter falan hakkında ne düşünüyorsun? Abi orada ben aslında az önceki sorudaki gibi ihtiyaca göre diyeceğim ama burada biraz tabii fark var. Swift UI geleceğin teknolojisi. Apple zaten birçok noktada artık deklaratif yola gidiyor. Mesela geleneksel yöntemle bir Swift kodu yazmak var, bir de Combine var artık öğrenmemiz gereken. Zaten Microsoft'un bu React yaklaşımı sonrasında birçok dilde de bu güzel bir karşılık buldu. Apple'da o tarafı destekliyor şu an. Dolayısıyla yani Swift UI'yi bütün projede kullanmak zaten yanlış olur. Biz nasıl Objective-C yazarken Swift çıkınca komple projeyi taşımayıp ne yaptık abi? Yeni feature'ları Swift'le yazdık. Zamanla Objective-C'leri Swift'le taşımaya başladık. Aynı şekilde Swift UI'yi artık öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ben sayısını iyice artacağını düşünüyorum. Çünkü herkes biraz daha iOS'un versiyonu yükselmesini bekledi bunun için. Çünkü 13'ten itibaren başlıyor Tuna'nın dediği gibi. Bu sene içerisinde artık yeni feature'ları Swift UI ile yazıp eski taraflardaki bazı yerleri yavaş yavaş Swift UI'ye taşımak gibi işlemler yaparak bu geçişi sağlayabiliriz. Ama basit bir uygulama sıfırdan başlanacaksa Swift UI yapılabilir bence. Ama böyle kompleks ya da Swift UI'nin yeteneklerin yeterli olmadığı taraflar olan bir uygulamaysa zaten hali hazırda elimizde çözümlenen birçok noktada çözümü bulunmuş hali hazırda çalışan ve burada çalışan hali var diyebileceğimiz UIKit var. Oradan devam etmek mantıklı diye düşünüyorum. Flutter diyordun abi. Evet yani o konuda ne düşünüyorsun? Belki böyle varsa şey React Native abi. Flutter, Kotlin Native var, Swift'le Android yazma vardı bir ara. Ya ben orada biraz aslında şeyim abi. Ya Apple yazıyorsam, ya kaliteli bir ürün istiyorsam native yazma taraftarıyım. Ama az para harcayıp bir an önce çıktı elde etmek istiyorsam. Ya sonuçta olaya biraz şöyle bakmakta da fayda var. Siz mesela sıfırdan bir proje ayağa kaldıracaksınız. Bir iOS'çı ve bir Android'çi almanız da bir tane Flutter'cı alıp ikisine çıktı almanız. Flutter'la biliyorsun web tarafına da çıktı alabiliyorsun. Yani bir tane developer'la aslında üç tane yere çıktı alabilmek daha mantıklı geliyor. Ama tabii projenin ihtiyacına göre. Şimdi çıktığınız proje bayağı detaylı. Native özellikler isteyen, uçup kaçacağınız bir şeyse Flutter'la yazmakta sıkıntılar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ya mesela Apple Swift UI çıkardı. Flutter bunu support edecek mi? Ya da bunun gibi operasyonlar olacak mı? Flutter'ın bambaşka bir yaklaşımı var zaten biliyorsun. Yani orada zaten Apple yeni bir teknoloji duyurduğu anda bu teknoloji bizim için çok faydalıysa
Flutter'ın da buna bir adaptasyon süreci olacak ne yazık ki. O yüzden böyle kaliteyi yüksek tutacaksak Swift ya da Native diyeyim. Ama işimiz bir an önce hızlıca bir çözüm üretmekse Flutter tarafında ateş eden birçok arkadaşımız var zaten. Evet. React Native de aynı şekilde ama Flutter'ı ben daha çok duyuyorum abi. Yani ikisinde böyle detaylı girmedim. Ama Flutter'ın adını daha çok duyuyorum. Evet, bu aralar ben de Flutter daha şey gibi geliyor. Daha çok duyuluyor. Biraz Google reklamını falan da yapıyor açıkçası. Şeyde, komünitelerle falan. React'la yazılan bana da denk geldi. Normalde React'la yazılan çok büyük uygulama denk gelmemişti ama bir tane şeyde bir futbol kulübünün şey uygulaması denk gelmişti. React'la yazıyorlar. Çok güzel yazıyorlardı React Native. Çok iyi bilen birkaç kişi vardı. Çok böyle component'ları da ayarlamışlar. Ben de onun video kısmını işte native yazıyorduk video kısmını. Bir de payment kısmına iki tool vardı. Onları native yazdık. Mesela böyle ihtiyaçlar da olabiliyor şeyde. Ne kadar şey de yazsan Flutter'dır, React Native ya, olabilir. React o native elindeki deyince, nedir böyle? React Native deyince bunu gezdirmemin herhangi bir sebebi yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ya bunu 3 boyutlu yazıcıdan almıştım da böyle bir masamda duruyor. Güzelmiş. Ama herhangi bir ima yok kesinlikle yanlış anlaşılmasın. React Facebook tarafına gönderme yapmış. Hiçbir sorunuz yok. Son soruya geçelim. Bir şey daha ekleyeyim abi kısaca kusura bakma. Bu iOS 13 destekleyen bütün cihazlar yani 6 Plus ve üstü zaten iOS 14'te destekliyor. Yani iOS 13'ü kaldırdığında kimseyi mağdur etmiyorsun. Böyle bir ayrım var. O yüzden şey düşünmeyin. Biz işte bu kurumsal firmada kaldırdık mesela iOS 13 desteğini çünkü 0.2 falan gibi bir şey. 0, yani çok azdı kullanıcı sayısı yüzde olarak. Ama iOS 12 iOS 12'yi kaldırmasan anlarım. Çünkü geçemiyorlar. Kullanıcıyı mağdur etmiş oluyorsun. Ama 13'ü kaldırırsan kimseyi mağdur etmiyorsun açıkçası. Tuna'nın o sorusuna ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum abi. Eski telefonlara uyumlu uygulama geliştirmek ne kadar önemli? Abi bunun kararını aslında ekipçe ve şirket olarak vermekte fayda var. Biz ne yaptık onu söyleyeyim. iOS 11'i support'un drop edeceğimiz zaman data ekibimizle konuşup bizim uygulamamızı iOS 11'de kullanılan kaç kişi var ve bu yüzde kaçı tekabül ediyor diye bir baktık. Yanlış hatırlamıyorsam %1 gibi bir rakamdı. Sonrasında bunun üzerine bir de şöyle bir dataya baktık abi. Sonuçta yani uygulamanın income yaratması lazım. Uygulama içerisinde iOS 11 kullanıp satın alan yüzde kaç kişi var? Yüzde kaçı satın alma işlemi yapıyor baktığımızda? Normalde kullanan sayısı %1 iken o işte 1000'de 1, 5000'de 1 gibi bir rakamdı yani. Çok artık oldukça düşük bir rakama düşmüştü. Böyle olunca da artık o kararı yani siz verebiliyorsanız size ama siz değil de başka birisi vermesi gerekiyorsa ona sormakta fayda var. Yani senin orada iOS 11'den örnek veriyorum ayda 100 lira kazanırken sen iOS 11 için ayda bir tane developer tutup ona örnek veriyorum $2000 maaş veriyorsan aslında yani geliri götürünü karşılamıyorsa böyle bir karar vermek olabilir. Rakamlarla konuşmak böyle durumlarda çok faydalı oluyor. Ya biz buna bakıyoruz ama sen baktın iOS 11'i hala kullanan belki %1 var ama gelirin %30'u iOS 11'den geliyor. Bunu kaldırmak ayağını sıkmak olur. Mantıklı olmaz o yüzden. Yani karar biraz o data driven olmaktan kastımız da bu. Yani kullanıcıdan aldığın dataya göre karar vermek her zaman en safe olanıdır. O yüzden ya o da benim düşüncem abi aklıma gelmiş. Yani. Son soruyu sorayım abi. Chandler Bing, The Weave Builder arkadaşımız sormuş. Sektörde bu kadar yazılımcı ihtiyacı varken gençlerin iş bulması neden bu kadar zor demiş abi. iOS developer olarak özelinde soruyor galiba değil mi? Doğru anladım. Yani iOS ile ilgili sormamış. Direkt soru sektörde bu kadar yazılımcı ihtiyacı varken gençlerin iş bulması neden bu kadar zor demiş. Abi ben iş arayıp bulamayan bir yazılımcı açıkçası hiç görmedim. Özellikle yani çevremizde bakıyorum böyle yeni arkadaşlar, gençler vesaire konuşuyoruz. Stajyer olmak isteyen arkadaşlarla falan konuşuyoruz. Kendini geliştirmek istiyorsa hatta biraz geliştirmişse mesela iOS development özelinde konuşursak böyle çok çılgın çocuklar var gerçekten. Çocuk bir senior kalitesinde kod yazıyor daha deneyimi yokken. Çünkü detaylarını öğrenmiş, fundamental'ları biliyor. Bu soru yani bunu şöyle bakıyorum. Dediğim gibi yazılımcı olup iş bulamayan gerçekten hiç aklıma gelmiyor. Bir iki tane belki istisna vardır. Yani kendini geliştirmekle evet. Alakalı bilemedim. Çünkü yazılımın altın çağındayız abi şu an. Bence sen orada şey yaptın, fark ettin mi bilmiyorum. Mesela yazılımcı olup diyorsun. Mesela bak yazılım okuyup demiyorsun. Yani yazılım okuyup ya da bilgisayar mühendisliği okuyup boşta kalan insan olabilir. Bu bireysel
ne kadar ne kovaladın okulda ya da ne öğrendin gibi şeylere bakıyor. Şimdi benim tanıdığım arkadaşlarımın kardeşlerinden bu bölümü okuyanlar var. Yani böyle çocuklar öyle bir zehir ki Avrupa'da staj buluyorlar, Erasmus staj buluyorlar, gidiyorlar. Daha okulu bitmedi mesela, bak Anadolu'dan bir okulda, yani yüksek, çok büyük bir okul değil üniversite olarak. Ama mesela Almanya'da staja başladı. Orada buldu, bağlantıyı kurdu, bir şey yaptı. iOS developer olarak ben şey yapmıyorum, boşta kalan bir genç düşünmüyorum. Çünkü çok arayan var. iOS'te zaten istisnai abi, yani iOS bence yazılım dünyasında bir istisnalardan birisi olabilir, genellemeyelim ama çünkü masraf da abi. Geçen gün Yusuf'un böyle bir tweet'i vardı, bayağı da bir linç yemişti çocuk ama ben destekliyorum. iOS öğrenmek Türkiye'de gerçekten masraflı. Belli bir miktar paran olmadan zaten giremiyorsun. Yani şu an bir MacBook alayım. Hadi iPhone da alma. Ama MacBook almak zorundasın öğrenmek için. Simülatörden yürüyeceksin. Şu an bir MacBook 21 bin liradan başlıyor. Yani öğrencinin zaten bu kadar bir ekonomiye ulaşması ne kadar mümkün bilemiyorum. Masraflı olduğunu düşünüyorum. Ama Android'e gireceksen kesinlikle derdim şu an herhangi bir zümreyi aşağılamak değil, yanlış anlaşılmasın, ama normal bir Windows makinede de yazabildiğin için Android'i oradan yürüyebilirsin. Tabii. Yani giriş şeyi, ya o yüzden hepimiz Android'le başladık şey olarak. Doğru, aynen öyle. Şu an yani ikinci el bir Mac bile almış olsan, nereden baksan bir başlangıç seviye en az 6-7 bin vardır diye tahmin ediyorum. Vardır abi. Yani belli bir pahalılığı var, katılıyorum. Ama daha önce istemiştim, böyle komik gibi geliyor ama Mac'i aldıktan sonra o para gelir sana geri. O parayı çıkartırsın yani. iOS öğrendikten sonra şey yapma. Yusuf'un da Döner tweet'i bununla ilgiliydi abi. Çocuğu bayağı linç ettiler. Ne alakası var falan abi. Yani biraz gerçeklere odaklanmak lazım. Dediğin gibi biz ikimiz de Android'de girdik bu işe. Çünkü imkan gerekiyordu o dönemde. Yani şu an zaten dolar bugün 10 lirayı bir zorladı. Nereye gider bilmiyorum. Ama The View bu yıldır. Yani Chandler Bing'in sorusuna gelecek olursak, yazılımcı ihtiyacı varken gençlerin iş bulması neden bu kadar zor? Bunu bence özel bir örnek olabilir. O örnek üzerinde konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ya, biraz isteyen iş buluyor abi. Çünkü ihtiyaç çok ve talep çok. Ya zaten yazılımda altın çağındayız. Artık yazılımcının, herhangi dil bilen bir yazılımcının zaten dünya vatandaşı oluyorsun otomatikman. Bizim biliyorsun Türkiye'den. Sen İngiltere'desin abi şu an. Şak diye gittin. Ve birçok arkadaşımız bu şekilde. İngiltere'de olan var, İsveç'te olan var, İspanya'da olan var. Yani istediği yere gidebiliyor. Amerika'ya giden var, Turgutlu'ya giden var. Yani yazılımın altı çağındayız abi şu an, biliyorsun yani. Kesinlikle öyle. Eğer şey varsa aslında, eğer gençlerden iş bulamıyorum deyip şu ana kadar da dinleyen varsa CV'sini bize göndersin. Yani mesela bir tane vardı, hatırlıyor musun? 2-3 sene önce ilk başladığımızda bir tane arkadaş aynı soruyu sormuştu. Ben dedi, çok yanlış hatırlamıyorsam alaylıyım, kendim öğreniyorum. İş bulma durumum nasıl olur falan gibi bir şey. Yani iş bulabilir miyim gibi bir şey sormuştu. O mesela şu an çok büyük bir firmada olması lazım. Daha sonra bize yazdı, sizle konuştuktan sonra işte şuraya girdim, staj yaptım. Şimdi de sanırım böyle Türkiye'deki kurumsal firmaların birinde çalışıyor. Yani sadece şey, belki gözden kaçırdığınız bir şey vardır. CV'de bir şey vardır. Yeterince kovalamamışsınızdır. Ya da işte yazmamışsınızdır. Biraz bakmak lazım şeye. Ya burada şunu söylerim abi, ağzımdan aldım. Hakikaten bir yerde bir sıkıntı olabilir. O sıkıntıyı çözemiyorsanız yazın abi bize. Beraber bakalım. Yani CV'ye de bakabiliriz. Bir case study yapmışsınızdır. O case study'nin review etmemizi istiyor olabilirsiniz. Bunlara, bu tarz şeyleri açığız arkadaşlar, zamanımız olduğu müddetçe. Ama yani altın çağı olan bir mesleği yapıyorken ya da o meslek, yani illa mühendis olmanıza gerek de yok. Onu öğrenmeye hakikaten gönül vermiş bir insan olabilirsiniz. Bunu yaparken bir sıkıntı yaşıyorsanız, bir tuhaflık olabilir ya da eksik bir taraf olabilir. Bunu bulamıyorsanız gelin beraber bakalım. Olursa belki size yol açmış oluruz ki hedefimiz bu zaten bu işleri yaparken. Evet. Ya şöyle şeyler oluyor mesela. Bazen mesela senin CV'nin var abi. Yazmışsın şey olarak, yani seniyorum, işte şunu yaptım, bunu yaptım. iOS yazıyorsun, hepsi büyük harf. Ya da iOS yazıyorsun, hepsi küçük harf. Ben mesela, ya da mesela Xcode'un yazılışı biraz enteresan. C küçük mesela. Bazen dikkat etmiyor insanlar. Yani bundan dolayı elemiyoruz kimseyi ama bana çok şey geliyor. Abi bir zahmet Xcode'un nasıl yazıldığını, iOS'in nasıl yazıldığını bil, düzgün yaz yani. Belki İK seni bu yüzden eliyor yani. Ya da bakan kişi.
Böyle çok küçük noktalarda olabilir. Olabilir. Aynen öyle. Velhasıl bu bölümün sonuna geldik abi. Başka sorumuz var mı diye tekrardan bir bakıyorum. Yok. Göksel kardeşimiz teşekkür ederiz. Süper haber demiş. Kalpli gözlü atmış. Osman abimiz sizleri yeniden sahalarda görmek ne güzel demiş. Allah razı olsun abimiz. Seni seviyoruz. Başka bir şeyimiz yok abi. O zaman Seyfettin'e de selamlar olsun. Evet. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Selamlar.